Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir değişik parça ile beraberiz. Basit bir direksiyon simidi olarak görebilirsiniz. Veya dümen olarak. Bir product kalıp üst grup component new part isi yüzey. Parçamızın kesiti yuvarlak. Dolayısıyla yarısı alt grupta, yarısı ise üst grupta yer alacağı kesin. Üst grupta yer alan yüzeyleri offsetledik. Hemen parçamızı kaldıralım. Şu noktayı seçiyoruz. Yaklaşıyorum. Okey. Şu yüzeyi, şu yönü, şunu aşağı doğru alayım ki şurada ki uç noktayı işaretleyebilirim. Evet. Direction istediğiniz yerden seçebilirsiniz. Oradan Z'i seçtim. Evet. Change. Şimdi burada bir işlem yapacağız. Kalıp açılma çizgisini evet. Kalıp açılma çizgisini tam orta kesitten belirlemeye çalışıyoruz. Multi-section surface. Oklar aşağıya doğru başlayacak. Spin olarak işaretleyeceğiz. Evet. Ardından tekrar devam ediyoruz. Şurası, şurası. Oklar aşağıya doğru başlayacak. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Burasını yanlış işaretledik. Spin'e gideceğiz. Şurasını seçiyoruz. Multi-section surface şurası, şurası. Spin tekrar şurası, şurası
Oklar aşağıya doğru bakacak. Spin dedik. Şurası. Preview. Okay. Evet. Birinci aygıt. İkinci aygıt. Oklar içeriye bakacak. Spin. Oklar içeriye bakacaktı. Spin bu olacaktı. Evet. Yüzeyimizin bir kısmını yaptık. Normalde şimdi bunları fillerle doldurmam gerekiyor. Fill ikonuna geçmeden önce fill ikonu aynı zamanda birleştirme yapacak. Benim işlerim bozulacak. ZX eksenini seçerek kendime bir sketch açayım. Sonra bu çizgiyle şu uzaklık mesafesini ayarlayayım. Şurayı ayarlayayım. Yarıçap 141. Kopyala diyorum. Şurasıyla uç nokta 141. Çakışsın. Burası 200 metre olsun. Sketch'ten çıktık. Hemen şurada Extrude'un altında Revolve var. Çizgiyi seçelim. Axis'i seçelim. Açı 1, açı 2'ye de 180 derece yerleştirelim. Yalnız şurada şu çizgiyi height yapalım artık. Onunla işimiz bitti. Şimdi buraya kadar güzel. Kalan kısımları yapabiliriz. Şimdi product, component, new product. Hemen isimlendirelim onu. Kalıp, alt, grup. Kalıp alt gruba part açalım. Diyelim ki ona da ne diyelim arkadaşlar? Maca yüzey. Alt treleri niye atıyorduk? Bazen tanımamazlık yapabiliyor. Şimdi bu yüzeyle yukarıdaki yüzeyimizin ayrı olması gerekiyor. Biz şimdi bu kalıp ayrım çizgileri aşağısının eşlenik ikisinin de aynı zamanda kullandığı yüzeyler değil miydi? Evet. Ha, onları biz aşağıya taşıyacağız. Fakat rengini değiştireyim. Aşağıdaki, yukarıdaki beni belli etsin. Ortak yüzeyler. Maça yüzey partinin içerisine giriyorum. Evet. Bu işaretlerimiz bizim ortak noktalar. Evet, bunlar bizim ortak noktalarımız. Ve biz bunları ne yapalım? Alt gruba taşımış olduk. Alt gruba taşıdık ama alt gruptaki işimizi bitirelim. Onu kapatalım ve unutalım şimdilik. Tekrar çift tıklayarak define in work object diyerek üst gruba girelim. Fill ikonunu çift tıklayalım. Bakın şimdi burada en baştan
küçük bir parça var. Yoksa kapatamazsınız. Oraya dikkat edin. O küçük parçayı da işaretlemeniz gerekiyor. Yanlış mı seçtik? Remove diyoruz. Evet. Neresini yanlış yaptık? Ardından şu çizginizle burasını kapatıyoruz. Ardından burasını kapatıyoruz. Kaldı. Şimdi bu aralıklar kalacak mı bilmiyoruz. Neyse diğer dosyaya geçip çok şey yapmayayım. Şimdi hemen geliyoruz buraya. Bakın şurada fazlalıklar var. Bunları kesmemiz gerekiyor. Şurada projeksiyon var. 3D projeksiyon. Şu çizgiyi seçtik. Bunun üzerine yansıtılmasını istiyoruz. Örneğin çizgimiz çıktı. Daha sonra bunu bu yüzeye şunu şu yüzeye şunu şu yüzeye yansıtılmasını istiyoruz. Evet, çizgimizi seçelim. Şu yüzeye, şu yüzeye yansıtsın diyoruz. Sonra buradan split ikonunu alıp, bakın şurayı seçiyoruz, şu çizgiye göre diyoruz. Preview, OK. Split ikonunu aldık, şunu, şu çizgiye göre, OK. Hangi tarafı seçerseniz, çizginin hangi tarafını seçerseniz size ona göre diğer tarafı efendim söyleyeyim kesilmiş gösterir. Kalacak olan tarafı seçmeniz tavsiye edilir. Evet. Tekrar split. Okay. Şimdi hemen part'a girip buradaki projelere hide yapalım. Tekrar fill ikonunu alalım. Açıklık verdi burada. Görmediğimiz bir yer. Bak burada açıklık var. %1'den fazla. Evet, burası da %1'den fazla. Evet, şimdi join yapabiliriz.
Ama join yapmadan önce kalıp alt grubuna girip evet. Şunları da offset yapabiliyor muyuz? Ona bakalım. Evet. Yaptık. Evet. Kalıp alt grubunu tekrar hide yap. Nereye git tekrar? Dişi yüzey partına git. Dişi yüzey partına gidelim. Artık burada alışverişimiz bitti bizim. Join yapabiliriz. Biliyoruz ki aralıklarımız var. Bu aralıklarımız da %1'den, %1'den farzla 1/10 olarak hiç daha hata vermesine gerek kalmadan birleştirmemizi yapalım. Evet. Join'umuzu yaptık. Şimdi kalıp üst gruba tekrar bir new part açalım. Bu new part'ımıza isi plakasi çift tıkla çift tıkla evet şu yüzeyi seçelim. Hangi yüzeyi seçtik? Ekranda belirgin değilse eğer x y düzlemini seçtik. Sketch açalım. Hemen şuradan bakın centered rectangle var. Centered rectangle gelip şuradan çizelim ama şu noktayı seçelim. Ctrl'ye basalım. Orijinal noktayı seçelim. Gidelim buradan diyelim ki concentric çakışık olsun. Şunu küçülteceğiz. Neden yuvarlak parçaya? %180 ölçüsü. Neden yuvarlak parçaya kare bir plaka uydurmaya çalışıyoruz? Yuvarlak parçalarda ölçüm biraz problemdir. Dolayısıyla prizmatik olursa CNC tezgahlarımızla ne olacak? Ancak yapabileceğiz. Sketch'ten çıktık ama bir hata yaptık. Fazla gevezelik yaparken. Şimdi o hatanızı telafi edelim. Ne yaptık? Şey seçmedik. Plan seçmedik. Evet. Plan seçecektik orada. Z. Ne diyorduk ona? Evet. Grain. Bakıyoruz şuradan. Kaç metre? 40 metre. Preview. Okey. Şimdi bakın. Şunu hemen bu normalde yukarıya gelmesi lazım. Eğer isterseniz buradan da yapabilirsiniz. Efendim söyleyeyim. Bakın yapmış olduk. Veya kesip tekrar yapabilirsiniz. Geliyoruz mesela şimdi buna change sketch support diyoruz. Neresi? Şu plan diyoruz. Aşağıya alıyoruz. Evet. Tamam. Sketch'ten çıktık. Start mechanical design, part design. Join yapmıştık zaten biz. Up to surface diyoruz. Limit neresi? Yani şeyi soruyor. Surface'i. Limiti gösteriyoruz. Artı. Evet. Z.
bize ne imkan vermedi? Geriye alalım. Kat diyeyim şimdi tekrar. Paste. Paste dedik. Evet, ben ondan parçayı kurtardım. Siz de yapılan işlemleri takip edersiniz. Evet. Kalıbımızın diş plakası ortaya çıktı. Yolluk ortadan olacak. Size öyle bir şey de söyleyebiliriz. Kaçtı yolluk çapları? Şu merkez, şu merkezle çakışık olsun. Çaplar 18 metreydi. Evet. Yolluğumuzun geleceği yer burasıydı. Kolonlar etrafa 4 tane yerleştirebilirsiniz. Şimdi burada işimiz bitti. Gelelim kalıp alt grubuna. Evet. Partımızı açalım. Start şape, generatif şape design. Şimdi burada tekrar parçalarımızın alt grubunu oluşturan yüzeylerden ve şu yüzeyi seçelim. Change. Burada offsetlemediğimiz yüzey var mı? Evet. Change. Şimdi gidelim. Parçamızı kapatalım. Extrude şu parçamızı. Evet. Z yönünden up to element diyoruz. Şuraya kadar getirdik. Extrude. Evet. Yüzey aralıklarını görüyorsunuz herhalde. Biz de ne yapıyoruz onları? Onda bir hata payı veriyoruz. Evet. Parçamızın bu kısmı tamamlandı. Tamamlandı fakat bizim daha tamamlayacağımız kısmımız var. Şurada fazlalıklarımız var. Hemen çizgiyi, hattı seçiyoruz. Yansıtmayı buraya istiyoruz, bu yüzeye. Evet, şu çizgiyi seçiyoruz. Buraya yansıtsın istiyoruz. Şu çizgiyi, şu yüzeye yansıtsın istiyoruz. Ardından split diyorduk. Şurasını şu çizgiye göre kes. Tekrar split.
Şu yüzeyi çizgiye göre kes. Kes. Parçamızın alt yüzeyden gerçekleşmiş oldu. Eğer evet, bu da yapacağınız şey ne vardı? Şimdi join yapmak istersek yapmayacak. Bakın, hemen aklınızda olsun. Tek tek elemanları tek tek seçecek. Ne biliyor musunuz problem? Evet. Join'lere hide yapacaksınız. Şimdi burasını açık bıraktım. Normal kalıpta da orası açık işlenemez zaten. Açık bırakmak gerekiyor. Ama oraya bir işlem yapacağız. Şu hassasiyeti 10'da 1'e düşürelim. Unutmayalım plan atmayı. Değil mi arkadaşlar? Plan diyelim. Aşağıya doğru. Kaç olduk? 75 metre. Okay. Bunu seçtim. Plan atalım. Karşıma alayım. Gideyim. Ölçü ne kadardı? Eşit olması gerekiyor değil mi? 3D Project kadar. 3D Project'ten alayım. Kalıp üst grubundan. Tekrar onu hide yapayım. Fakat aynı skece tekrar girmem gerekiyor. Çünkü ortası boşluk ve ben o boşluğu ne yapmam lazım? O boşluğu project etmem lazım. Biz şu an neredeyiz? Sketch'ten çıkalım. Tamam. Şimdi biz şu an neredeyiz? Evet. Yanlış yerdeyiz. Yeni bir part açmam gerekiyordu. Component new part. O new part'ta hemen maca maca plakasi demem gerekiyordu. Bunlara kaç 75 metre yapmıştık. Maça plakasına giriş yap. Evet. Şurasını aşağıya doğru hemen 75 metre yap. Sonra skeci efendime söyleyeyim. Buraya gir. Skeci buradan kaldıralım. Yanlışlık yaptık orada. Fazla gevezelik yaparken. Cut diyorum. Paste. Yüzeyini soruyor. Change screen. Buraya gel diyoruz. Buradaki planla şeyi de silelim. Kafa karışıklığına sebep olmasın. Delete yapıyoruz. Evet. Şimdi skece tekrar giriyoruz. Evet. Skece tekrar giriyoruz. Niye burasını project ediyoruz? Çünkü burası boş çıkacak zaten. Boş çıksın istiyorum.
Start Mechanical Design, Part Design. Up Surface, Limit Surface, Sketch Borders, Preview, OK. Ortasının işlenebilirliği yok. Bu maçayı ne yapacağız arkadaşlar? Efendime söyleyeyim. Orta maçı olarak yapacağız şimdi. Alt grupta yer alacak. Evet. Hemen kalıp alt grubuna. Component New Part. Hemen bir şey. Orta maça yüzey. Hazır buraya kadar gelmişken bir part daha açayım. O da orta maça. Şimdi burada şu maça yüzeyi height diyeyim. Maça plakama da height diyebilirim. Maça plakam biraz sonra lazım olacak ama orta maça yüzeye geleyim. Şimdi burada değişik bir şey yapacağız. Şuradan sketch açacağız. Veya sketch açmadan yapalım hadi. Evet. Madem hep yüzey çalışıyoruz ya. Offset şurası. Change. Part'ı kapat. Şuraya bir yüzey açıyoruz. Sketch açıyoruz, pardon. 3D Project alıyoruz. Bakın şu kıyıları sketch'ten çıkıyorum. Çünkü buraya sketch yapmıyoruz. Fill. Biraz hatalarımız fazla oldu ama Cross Contour. Evet. Orta maça yüzey. Burada yine 10'da 1 de yapabiliriz. İki parçayı join yaparız. Sonra maça plakasını açarız. Orta maçaya gideriz. Şu yüzeye sketch açarız. Şu yüzeye sketch açarız. Project deriz. Şurasını seçeriz. Dışarıdaki çizgileri kapatırız. Kaybederiz. Sketch'ten çıkarız. Maça plakasını hide yaparsak, Start Mechanical Design, Part Design yaparak pad yaparsak, şu up surface, surface neresi? Burası. Sketch neresi? Burası. Preview. Okay. Şu orta maça yüzeyi hide yaparız. Parçamız ortaya çıkmış olur. Şimdi biraz renklendirme yapalım. Şunun rengi şöyle. Evet. Plakamızda H
herhangi bir renk olmasın. Dişi plakasını getirelim. Şu parçayı yeşil rengiyle gösterelim. Evet. Şu üst grubumuzu görünür yapıp transparan da yaparsak kalıbımız yapılmış olur. Parçamızı kaydedersek File, Save Merchant, Save As, masa üstüne bir klasör açarsak kaydederiz. Provocateur Director'ı OK. Evet arkadaşlar, bu parça hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize kolay gelsin. Datayı GrabCAD'den alırsınız.